Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kelimesini fazla söylememeye çalışacağım arkadaşlar. Bayağı söylüyoruz herhalde, kusura bakmayın. Alışkanlık olmuş ağzımıza. Bugünkü konumuzun adı yukarıda yön üstünde bağdayın. Çok sorulan sorunu göstereceğim arkadaşlar. İnekleri soruyorsunuz, yok mu inekli yani. Onları göstereceğim. Davara babam gitti. Ben de onları anlatacağım, size göstereceğim. Nasıl süt verimi, nasıl karlı mı diye. Onları göstereceğim, anlatacağım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Buzavlarımızı göstereceğim. Kaç yaşında onları gösterip tanıtıp sohbetimizi edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar, ineklerimiz 3 tane. Biri düğe, deli düğe. 1,5 yaşında. Şöyle yakınlaştıran göstereyim. Bu deli düğemiz. Karnında 3-4 aylık buzağı su var. Bu daha nasıl oluyor? Bunun da evde buzağı su var. Onu da göstereceğim birazdan. Şurada da ala bir şey var. Ak. Alamsılı. Onun da buzağı su var. Onun buzağı su erkek evde. Onu da göstereceğim. Ana buzavlarla salmadık. Bunlar 4'er yaşında arkadaşlar ikisi. Aynı yaşta hemen hemen. Bu deli düğemiz. Bunun buzağı su. Şu gördüğünüz ineğin geçen sene buzağı su bu. 1,5 yaşında deli düğe. Kişneyip duruyor. Tabi 7-8 aydır ağırda kapalılar. Onu o yüzden ayakları açılsın, yaylaya gider keziyet etmesinler deyip buraya bağa saldık yaysınlar diye. Eşeklerimiz de var. 2 tane de eşeğimiz var bizim. Kırlar var. İkisi de kancık dişi. Yük taşımaya köy yerinde. Bunlar iyi. Her yere gider dağdaş. Dinlemez. 2 tane var bizim eşekler. Nasıl bakın bakayım. Kır kır. Öst. Bunlar da bağlı odun ağzıtmışlar iyice. Bunlar yük taşımayı sever bunlar. Ereceğin yükü taşıyacak bunlar. Allah bunları böyle yaratmış. İneklerimizi göstereyim size, nasıl süt verimleri. Onları anlatayım. Şöyle dakikada dağ manzarası şey yapalım. Yaylaya göçeceğiz arkadaşlar. Soruyu soruyorsunuz. Göçmeyecek misiniz? Daha da iyi de. Yasak var, o yüzden biz fazla şey acele etmiyoruz. Ondan pazartesi ya da salı olabilir. Tam net cevap vermeye. Bakalım. İnşallah o zaman olabilir. Meşelerimizi açtık. Sıcakta köyde durulmaz tabii. Yaylada buz gibi serin serinde duracağız. Bunların buzavlarını ağırda göstereceğim arkadaşlar. At mat komadım ama sonra bir şeyde bir at koma şeyi yaparız onlara. Bir at seçersiniz. Pek anlamam ben attan. Çoban adamız. Bugün babam gitti davara dediğim gibi. Bugün ben de inekleri saldım, ayakları açılsın diye. Ağırları sıyırdım. Oğlakları samanladım, yemledim. Gedemeyenleri. Hastalarına baktım. Tabii maşallah düzeliyorlar. İyileşiyorlar. Ayakları açılsın inekler diye saldım. Bunları kapadık mı hiç salmıyoruz. Davar gibi gitmiyor bunlar. Devamlı evde duruyorlar hani. Anlayacağınız. Yiyecek bir şey bulamazlar bunlar. Devamlı saman yem yiyecekler evde. Süt verimi iyi olacak. Bunu yapmak için hani karlı olmak için bunları. Süt verimi iyi olacak ki yediği yemi samanın parasını çıkarttıracaklar. İneğimiz de aksayıyor biraz. Hoplar ki aksamaya başladı. Ayağına ağrıttı herhalde. Arkadaki bir ineğimiz. Hoplar ki ağrıttı ayağını. İneklerimiz yaylaya devam ediyor. Burada benim telim arkadaşlar. Şöyle etrafı telli bura benim. Yazın buraya kurbanlık katarım. Şöyle ineğin olduğu yerler şöyle komple telli.
Buraya Katar'ın eve giderim. Burada buz gibi yatır da varlar yazın. Ha kızım ha. Kişneyin bakan şöyle ayaklarınız açsın. Daha 7-8 aydır zincirde bağlılar. İneklerin durumları böyle. Salınacak bir yerleri yok bizim burada. Davarlar devamlı dışarıda. Bunlar içeride. Tabii bunlar da işte götürdüm. Çok götür arkadaşlar. Arkasında dolanma derdi merdi yok. Gütme derdi yok. Davar gibi karda kışta ama yiyor evde devamlı. Saman yemiyor. Davar yemez tabii. Davarınkı dağdan. Doğal. Dağdan yer denizden sulanır davarınkı. Bununkı hep cepten yiyecek bununkı. Sütünü değerlendireceksiniz bunu tabii. Sütünü değerlendiremezseniz o zarar edersiniz. Öldü mü şu oldu mu toptan götürü bana ne varsa götürü. Geçi gibi biten öldüğüne dokanmaz adam ama bu öldü mü dokandırı. Adamlara şey yapar. Fazla götürün. Geçinin değeri 1 lira. Bunun değeri 10 lira. Götürdüğümü toptan götürü bu. O yüzden bakacağız. Sütünü değerlendireceğiz öyle. Ya yayacağız. Öyle satı vermeyeceğiz sütünü. Yağını yayacağız. Keşini yapacağız. Yağını yapacağız. Ayranını yapacağız. Sütçülerde ucuz tabii süt. O yüzden bunu değerlendireceksin ki yediği samanın yemi parası çıkacak. Buzağısını öldürmemeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Götürdü mü çok götür diyor bana. Davar gibi olmaz bu. Davar fazla dokan tutmaz adamı. Küçük başına alırsa ama büyük baş. Büyük götürü gitti mi? Öldü mü? İtti mi? Deme kızım. Uslu maşallah benim ineklerim de işte. Geçen sene 8-10 teneyle vardı azalttım. Davara döndürdüm. Davar az daha çok tuttum. Bizim dağda davar olur. Sığır olmaz. Dağda yayılıyor. Bizim dağlarımız büyük olduğuna davar için. Sığırın ama gideceği yer yok bizim. Şimdiden sonra hep dağda kalacaklar arkadaş. Sabah bunları salacağız. Yaylada. Sabah az ayın evvel sağıyoruz. Ondan sonra dağa süreceğiz yaylada zamanında tabii. O zaman akşam ezeni gelirler. Kendi başlarına yayılırlar. Davar gibi olmaz ana. Takip etmeyiz. Kendi başlarına akşama kadar dağlarda yayılırlar. İneğim de bayağı sayıyor ya. Demin zıpladılar. Hevesleriyle. Şey yaptılar ama. Geçer ya ağrıttıdık. Hoplar ki. Bir şey olmaz onda. Dediğim gibi sabahları dağ, yaylada tabii. Sürerler bunlar toplu komşularla. Beraber sabah izleniz. Denevel kalkıyor annem geldi. Sağıyor ondan sonra sürüyorlar sabah ezeniyle beraber. Yarım saat yolda sürüyorlar. Akşam ezenine kadar yağlıyorlar dağlarda kendi başlarına. Arkasında dolanma derdi yok galiba. Sürüveriyorum tamam. Rahatsız oyunda. Davar ama mecbur bakacaksın davarın başında. Gördüğünüz gibi ineklerimizi de gösterdim arkadaşlar size. Yaylada belki dek gelemez. Dek gelir de belki iş yoğunluğunda. Dağda olurlar çünkü uçtuklar ondan. Bugün davara gitmiş ki inekleri saldım. Babam davara gitti. İnekleri saldım. Sizler için ineklerimi göstereyim. Çekim yapayım dedim. Nasıl iyi etmiş miyim arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir ineklerimi. Sütlerimi de iyi olacak. Tuttuğumuz mal şöyle sütlü olacaktı ki. 5-10 kilo öyle verdim iyi olmaz ya. Şöyle güzel sütlü ırk, arı cinsinden tutacaksınız inekleri. Karlı olur o zaman ana. Sütünü değerlendirebildiniz mi? İyi olur. Dediğim gibi hep evden yiyor bunlar. Buzavlar da var. Onları da göstereceğim evde. Onları da anlatayım arkadaşlar size. Bunlar ben yavaşça süreyim eve. Bayağı vakit oldu yaylılar yeter. Bari yaylada bol bol yaylılar hoplaşırlar. 4-5 ay yaylıda yaylılar artık. 4 ay mı yaylılar? Kaç ay? İkisi buzalar işte dediğim gibi düğemiz. Daha 3-4 aylık ilan var karnında buzalar. Eşeklerimiz de burada bağlı arkadaşlar.
Kaçarlar bunlar, hayraz olur. Buraya bağladım. Güneşlensinler, gölgelensinler. Havasını alsınlar diye. Evet arkadaşlar, ineklerimi ağır attığım yerlerine bağladım. Eşeklerimi de vurdum. Yukarıda çelki var. Orada da buzağlar var. Onları da göstereyim. Anlasınız bakayım. Heh. Gelin bakayım. İşte bu beyazımsılı olan ineğin buzağı su. Erkek. Simentel. Küpeler de var kulağında. Tasması da var boynunda. Maşallah. Hemen hemen iki aile gelen bu arkadaşlar. Şu da bizim damızlığımız. Toparlanan ineğimizin, ala ineğimizin buzağı su bu da. Arala bu da 3 aylık lan, 2,5-3. Hemen hemen aynı aylıkları. Bu da simentel, bu kara simentellerden. Yüzü beyaz. Cinsleri var tabi, herkes bilmez. Simentel, mandafon, yoz diye. Ara bunlar. Heh, gel gel oğlum bakayım. Gel bakayım. Tutulmazlar bunlar. Ana, gel sarı kızım. Sarı oğlum gel. Maşallah maşallah. Yavaşın bakayım. Hiç adam görmediniz mi? He? Gel gel gel. Tutulmazlar arkadaşlar. Sürüverdim sanırım bunlar. Buzağı ne olursa. Maşallah maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar, nazar değmesin. Evet arkadaşlar, buzağlarımızı da gösterdim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Maşallah demeyi unutmayın, nazar değmesin. Bakın bakayım, buzağlarımızı da gösterdim. Eşeklerimizi de gösterdim. Bol bol göstereceğiz yaylalarda büyüdük süre. Bunlara birer de isim takacağız yaylalar lazım verirse. Şimdi dost boşu yeşin dursun da yaylada isim takalım. Destekleriniz de yükseliyorum arkadaşlar, sağ olun. 20.000 oluyoruz Allah izin verirse. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, sağ olun, var olun. İzliyorsunuz, hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İneklerimi, eşeklerimi tanıttım. Evdeydim bugün zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi bir dahaki sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın buzağlarıma. Nazar değmesin. Haydi bakayım.